İslam tarihinin son videosu Abbasilerle beraberiz. Artık İslam tarihinde son kısma geldik. Abbasiler devletine. Abbasilerle alakalı bir önceki videomuzda dedik ki Abbasi suyu içti, başa geçti. Zap suyu savaşıyla Abbasi devleti kurulmuştu. Emeviler alttan alta büyüyen Abbasi tehlikesini önemsememişlerdi ve Abbasiler de Mevalilerle birleşerek, yani Arap olmayan Müslümanlarla birleşerek Abbasi devletini kurmuşlardı. Zap suyu savaşında diyoruz. Kurucu kimdir? Ebul Abbas Musa Abdullah, diğer ismiyle Seffah, kan dökücü diyoruz ona. Abbasi devletinin kurucusudur. Peygamberimizin amcası Abbas'ın soyundan gelir. Zaten ismi oradan geliyor. Seffah, kan dökücü diyoruz. Çünkü kanlı bir şekilde birliği sağlamıştır. Ve Emevi hanedanından herkesi takip edip tek tek öldürtüyor. Zap suyu savaşıyla devleti kurmuştur. Onun döneminde bahsettiğimiz önemli bir olay Talas Savaşı'dır. 751 yılında özellikle Türkler açısından dönüm noktası olan bir savaş. Talas Savaşı'nda ne oldu? Karluk desteği ile bu savaşı Araplar kazandı, Türklerin desteğiyle, ve Türkler toplu halde İslam'a girdiler. Karluk, Yağma, Çiğil boyları Müslüman oldu. Asya'da kurulan ilk Türk İslam devleti Karahanlılardır. Satuk Buğrahan döneminde İslamiyet resmi din ilan edildi diyoruz. Talas Savaşı'nın en önemli yanı Türklerin toplu halde İslam'a girmesi, Seffah döneminde olan önemli bir savaştır. Ondan sonra Mansur diyeceğim. Mansur kardeşi Abbas'ı öldürerek başa geçti. Amcası isyan başlattı. Horasan valisi Ebu Müslim bu isyanda öldü. Başkenti Bağdat yapıyor. Buraya Selam şehri, Medine-tüs-Selam adını veriyoruz. Mansur dönemi biraz sıkıntılı bir dönem. Çünkü zaten kardeşini öldürerek başa geçen bir isim Mansur. Ve Mansur'la alakalı çok rivayetler var farklı şekilde. Onlardan bahsedeceğim tek tek. Ama bu dönemde olan önemli bir isyandan bahsetmek istiyorum. Nefsüz Zekiye isyanından bahsetmek istiyorum. Bu isyanı başlatan kişi Abdullah el-Mehdi'dir. Abdullah el-Mehdi Medine'de halifeliğini ilan ederek halktan biat alıyor. Hazreti Ali taraftarlarından bir kişi el-Mehdi ve Hazreti Ali taraftarlarını çevresinde topluyor. Yani Ehl-i Beyt adına gerçekleşen bir isyandır. Ebu Hanife, İmam Malik gibi isimler bu isyana destek vermişlerdir. Mansur ise İsa bin Musa komutasındaki orduyu Mehdi üzerine göndertiyor ve onu öldürüyor diyoruz. Gönderiyor daha doğru olur ve onu öldürtüyor diyoruz. Mansur Endülüs'e geçerek orada devlet kuran Abdurrahman bin Muaviye'yi ortadan kaldırmak istedi. Başaramayınca da daha sonra onun gönlünü alıyor diyorum. Mansur'la alakalı farklı rivayetler var. Mesela ne diyebiliriz onunla alakalı rivayetlere? İşte o bir ölü kafalarından müze yapmış kendisi. Ebu Hanife'ye kadılık teklif ediyor. Kadılık teklifini kabul etmeyince zindana attığına dair rivayetler var. Cafer-i Sadık'ı zindana atmıştır yine kendisi. Hatta o bezlikten öldüğü söylenir Mansur'un. Biraz şiddetli bir kişi olduğunu Mansur'un biliyoruz. Nefsu Zekiye isyanı da önemlidir. Ehl-i Beyt adına gerçekleşen bir isyandır. Ya bu isyanları böyle söylüyoruz ama aslında işin içine girdiğimizde mesela el-Mehdi'nin kafasını bir çubuğa geçiriyorlar ve böylece işte Mansur şehirlerde tek tek dolaştırtıyor falan. Yani kötü şekillerde intikam alıyor ondan. El-Mehdi'yi öldürtüyor ve kafasını daha sonra farklı şehirlerde dolaştırıyor. Kendi hakimiyetini göstermek için tabii ki bunu yapıyor. Kuzey Afrika'da harici isyanlarını bastırmıştır. Bir hac ziyareti esnasında rahatsızlanıyor ve oğlunu başa geçiriyor diyeyim ve Abbasilerin gerçek kurucusu olarak kabul edilir Mansur. Zaten kardeşini öldürerek başa geçti. Kardeşine pek öyle fırsat tanımadı. Muhammed el-Mehdi, diğer ismiyle Mehdi Billah diyelim. Mehdi Billah'la alakalı diyeceğim ki babasından güçlü bir idare aldı. Muhammed Nefsu Zekiye Mehdi lakabını kullanıyordu. Biraz önce Nefsu Zekiye isyanı dedik ya.
O da Nefsuz Zekiye'den hareketle Mehdi lakabını kullandı. Güzel bir lakap olduğu için Mehdi lakabını kullanmıştır ve Mehdi Billah ismini daha çok kullanıyor. Zındıklarla mücadeleye önem verdi. Bu yüzden Divan-ı Zenadika'yı kurmuştur ve Hazreti Ali taraftarlarına destek vermiştir diyorum. Harameyn ile Yemen arasındaki ilk posta teşkilatını, yani Berit teşkilatını kuruyor Harameyn ile Yemen arasındaki. Oğlu Harun Reşid'i Bizans'a sefere gönderiyor. Neden bunu yapıyor Mehdi Billah? O yavaş yavaş böyle fetihlere alışsın, yönetime alışsın diye Bizans'a karşı onu sefere göndermiştir ve oğlunu küçüklükten yetiştirmiştir. Devletin gelir gider işleri için Divan-ı Zimam'ı kuruyor. Mevali devlet yönetiminde artık etkili hale gelmeye başlıyor. Basra Camii'ni, Mescid-i Aksa'yı, Mescid-i Nebevi'yi, Mescid-i Haram'ı genişletmiştir ve dini konulara önem vermiştir. Mehdi Billah'la alakalı pek kötü rivayetler yer almıyor kaynaklarda. Ama Nefsuz Zekiye'den hareketle Mehdi lakabını kullanması ilginçtir tabii ki. Harun Reşid'e gelirsem, Harun Reşid çok parlak bir dönem Abbasiler döneminde. Çok küçük yaşlardan itibaren babası Mehdi Billah onu yetiştirmeye başladı. Çok küçük yaşlardan itibaren dini dersler aldı kendisi. Fıkıh, hadis gibi dini dersler alıyor. Ve babası onun yönetimdeki başarısını küçük yaşlarda görerek ona Reşid lakabını, olgun lakabını veriyor diyoruz. O büyük icraatlerle, yani büyük yetkiler vererek diyeyim, Yahya el-Bermeki'yi vezir olarak tayin ediyor. Bu Bermeki'yi vezir olarak tayin etmesi ileride maalesef ki sıkıntılar doğuracak. Ama Bermeki onun çok iyi dostuydu. Bermeki ile çok vakit geçiriyordu. Bu yüzden de ona çok büyük yetkiler vererek onu vezir yapmıştır. Ama daha sonra Bermeki ailesi çok çok güçlenecek ve Bermeki ailesi yönetimden uzaklaştırılacak diyorum. Harun Reşid dönemindeki şüphesiz en önemli olaylardan biri Avasım şehirleridir diyorum. Türklerin yerleştiği ordugah şehirlerdir. Neden Avasım şehirlerine Türkleri yerleştirdiler? Türklerin savaşçı gücünden yararlanmak için Avasım şehirlerine Türkleri yerleştiriyorlar. Aynı zamanda Türkler başka ırklarla karışmıyor ve kendi özelliklerini, savaşçı özelliklerini koruyabiliyorlar. Bazı iç meselelerle uğraştı. Maalesef ki Berberiler İdrisiler devletini onun döneminde kurdular diyoruz. Yani iç olaylarla da çok uğraşmıştır. İdrisiler devleti ve Alebiler devleti onun döneminde kuruluyor. Hariciler birçok isyan gerçekleştirdi onun döneminde. Kırmızı elbiseler giyen ve kendilerine Muhammere denen bir grupta yine onun döneminde isyanlar yapıyorlar. Kadül Kudatlık, yani baş kadılık makamını kurdu. Şimdi vilayetlere kadı ataması Hazreti Ömer dönemindeydi. Baş kadılık makamına Harun Reşid döneminde diyoruz ve Ebu Yusuf'u baş kadılık makamına getirdi. Ebu Yusuf, Ebu Hanife'nin öğrencisi olan Ebu Yusuf. Hatta Kitabül Haraç diye bir eseri vardı kendisinin. Zaten o baş kadı olduğu için böyle işlerle, devlet işleriyle uğraşmıştır. Abbasilerin en zengin dönemleri olarak kabul edilir Harun Reşid dönemi. Hatta onun hilafet yıllarının binbir gece masallarına konu olduğu söyleniyor. Bizans vergiye bağlanmış, Anadolu'ya akınlar düzenlenmiş ve birçok eser Arapçaya çevrilmiştir. Harun Reşid dönemi de böyle yıldızlı bir dönemdir. Avasım çok çok önemli. Bermekileri getirmesi yine önemlidir. İdrisiler, Alebiler gibi devletler yine onun döneminde kuruluyorlar. Avasım şehirlerine bakarsak kenarlarda şöyle kurulan Avasım şehri Türklerin askeri gücünden faydalanmak için kuruluyordu. Gelelim Memun'a. Memun'da diyeceğiz ki Memun'dan önce kardeşi Emin hilafet makamındaydı ama daha sonra Emin öldürüldü. Onun ölümü üzerine Memun hilafete geçti. Memun'da tabii ki de en önemli olayımız burası, yani Beytül Hikme diyoruz. Ama Beytül Hikme'den bahsetmeden önce birkaç olayı söyleyelim. Biraz önce dedik ki İdrisiler, Alebiler gibi devletler kurulmuştu. Memun döneminde de Tahiriler devleti kuruldu ve Ali evladı bu dönemde iktidarı almak için çok şekilde uğraşacak ve
Memun Ali evladına bir süre izin veriyor. Yani izin veriyor dediğim, Memun birazcık geri çekiliyor ve Hazreti Ali taraftarlarının iktidara geçmesine izin veriyor. Kendisinden sonra İmam Ali er-Rıza'yı halife olarak tayin ediyor ve ilk kez hanedan dışından birinin halifeliğe tayini gerçekleşmiş oluyor. Ama daha sonra Memun'u çok eleştiriyorlar. Yani sen nasıl da hanedan dışından birini halife tayin edersin diye. Böyle çok eleştirince Memun'u, bir şekilde Ali er-Rıza öldürülüyor. Tabii ki Ali er-Rıza'yı o zamanki iktidarın sahipleri diyeyim, Memun'un belki taraftarları öldürmüşlerdir. Ali er-Rıza öldürüldü ve Memun tekrar halifeliğine zaten devam etti diyoruz. Abbasi devrinin en büyük isyanlarından olan Babek isyanı başladı ve birçok komutan görev yapmasına rağmen bu isyan maalesef ki uzun yıllar sürdü. İleride Babek isyanından bahsedeceğiz. Ve diyoruz ki Memun birçok ilim meclisi oluşturdu. Özellikle Beytül Hikme'ye çok çok önem veriyoruz. Mutezile'yi resmi mezhep olarak ilan etti ve Mihne hareketini başlattı. Mihne neydi? Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğu düşüncesinin devlet eliyle zorla halka benimsetilmesiydi. Ahmet bin Hanbel gibi isimler bu düşünceleri kabul etmedikleri için zindana atıldılar Memun döneminde diyoruz. Mutasım billaha gelirsem diyeceğim ki kardeşinden sonra Mutasım'ın halife olmasıyla beraber artık Türklerin eline geçmeye başladı devlet yönetimi. Türkleri Emirül Ümera makamlarına atadı ve Samerra şehrini Türkler için kurdu. Gördüğümüz üzere Avasım'da evet Türklerin askeri gücünden faydalanılıyordu ama Samerra tamamen, yani Türkler kendi özelliklerini kaybetmesin diye kurulan bir şehirdir ve Türkler çok önemli makamlara getirilmiştir diyoruz. Memun dönemi bastırılamayan Babek isyanı bu dönemde Türk komutanlar tarafından bastırıldı diyoruz. Aynı zamanda Afyonkarahisar yakınlarındaki çok büyük bir şehir, Amuriye adı verilen o zamanki şehir ele geçirildi. Hatta bu şehrin ele geçirilmesine Fetihlerin Fethi adı bile verildi. 8 yıllık halifedir. Abbasilerin 8. halifesidir. 8 kız, 8 erkek çocuğu vardır. Bu yüzden ona Müsemmen adını verdiler. Cevsakul Hakani Sarayı kültür medeniyette çok önemli bir saray. Mutasım inşa ettirdi ve Kindi Kitap fil Felsefetil Ula adlı eserini Mutasım'a takdim etti diyoruz. Özellikle Babek, Samerra bunlar çok çok önemlidir. Vasık Billah'a geldiğimizde lakabı Küçük Memun'dur. Memun'a çok benzediği için ona Küçük Memun demişler. Yine onun döneminde de birçok isyanlar var. Vasık genelde bu isyanlarla uğraşıyor. O zamanki ünlü bir komutan olan Boğa el Kebir'i bu isyanlara gönderiyor ve isyanları bastırıyor diyorum. Gelirsem Tevaif-i Mülük devletlerine, yani Abbasilerin yıkılışından sonra oluşan küçük devletlere. ÖSYM buralardan karşımıza 2-3 kere soru getirdi. Abbasilerin yıkılmasıyla beraber bölgelerde, yani her bölgede ufak ufak devletler ortaya çıktı. Bunları bölgelere göre göreceğiz. Bir, Mısır diyorum. Mısır'da Tolunoğulları, Mısır'da kurulan ilk Türk İslam devleti, başkenti Fustat, kurucusu Tolunoğlu Ahmet'tir. İkincisi Ihşidiler, diğer ismiyle Akşitler, yani o isimle de görebiliriz. Kutsal topraklar ilk kez bu dönemde Türklerin eline geçti. Fatimiler, İsmaili harekete dayanıyor onlar. Şiilerden zuhur eden bir devlet zaten Fatimi devleti. Hatta El Eser Medresesini kurdular kendi düşüncelerini yayabilmek için. Eyyubi devleti daha sonra Fatimilere son verecek. Kuzey Afrika'da kurulanlara bakarsam Alebiler diyorum. Alep'in oğlu kurmuştur bu devleti. Normalde Alep devlet taraftarı bir kişiydi. Yani yönetimle iyi geçiniyordu. Ama Alep'in oğlu daha sonra Alebiler devletini kuracak. Fatimiler bu devlete son verecek. Malikiliği Afrika'ya yaymaları yaptıkları en güzel şeydir Alebilerin diyorum. İdrisilere geldiğimde Zeydiye'yi yaydı İdrisiler ve İslamiyet'i Mağrip'te yaydılar diyoruz. Kuzey Afrika'da Alebiler ve İdrisileri söylüyoruz. İran'a geldiğimde Tahirilerden bahsedeceğim. Tahirilerde diyorum ki
Tahiriler de normalde devlet yanlısıydı ama daha sonra devletten ayrıldılar. İslamiyet'ten sonra İran'da kurulan ilk bağımsız devlet diyoruz ve Sünniliği himaye etmeye çalıştılar. Yani Şiiliğe karşı koymaya çalıştılar. Büveyhiler İranlı Ebu Suç'a Büveyh kurdu. Bağdat'ı işgal etti, halife oradaydı ve halife onu Emirül Ümera olarak atamak zorunda kaldı. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey gelip Büveyhilere son verecek ve Abbasi halifesi Tuğrul Bey'e sultan ünvanını verecek. Burada bir de İran'da Saffariler devleti vardır. Horasan'a geldiğimde Horasan'da Samanoğullarından bahsedeceğiz. Samanoğullarında diyorum ki Taberi'nin Camiül Beyan'ı Farsça'ya çevrildi. Bu tabii ki tefsir açısından önemli bir olay. Pek çok alim bu dönemde yetişmiştir. Nisaburi, Semerkandi, Maturidi gibi alimler bu dönemde yetişiyorlar diyorum. Ve gelirsem isyanlara, isyanlardan da çok soru geliyor karşımıza. İlk başta Ravendi'ye diyeceğim. Muhammed bin Hanefiye'nin oğlu Ebu Haşim'den sonra imametin Ali evladından Abbas evladına kabul eden Abdullah er-Ravendi bu hareketin savunucusudur. Abdullah er-Ravendi Ebu Müslim'in intikamını almak istiyordu. Ebu Müslim'in intikamını almak için Ravendi'ye hareketini başlatıyor. Aynı zamanda eski Fars devletini kurmak istiyorlardı. İnançları Mecusi, Mani gibi dinlerden oluştuğu için daha çok zındıklar bünyesinde değerlendirmişlerdir. Halife Mansur onlarla şiddetli bir şekilde mücadele ediyor diyorum. Geliyorum ikinci isyan, Mukanna Peçeli isyanı. Horasan'daki en tehlikeli isyan Hakim bin Haşim komutasında gerçekleşmişti. Çok çirkin olduğu için peçe taktığı söyleniyor genelde. Bu yüzden ona peçeli diyoruz. Önce peygamberlik daha sonra ilahlık iddiasında bulunmuştu. Ve diyordu ki Müslim el-Horasani'ye kutsallık vermeliyiz. Yani bu adamlar zaten hep Müslim'i önemsiyorlar. Ona kutsallık verilmesi gerektiğini söylüyorlar. Peçeli isyanı Hakim bin Haşim başarılı olamadı. İslam'ın haram kıldığı her şeyi helal saydı ve Halife el-Mehdi onun kaldığı kaleyi kuşatarak onun ölümüne neden oldu diyebiliriz. Çünkü Mukanna kendisini ve eşlerini zehirleyip burada öldü diyoruz. Babek isyanına gelirsem bu dönemin en tehlikeli isyanı, hatta biz bunu şöyle kodluyorduk, bebeksi olmasına aldanmayacağız çünkü en tehlikeli isyandır diyoruz. Babek ilahlık iddiasında bulundu. Çok uzun sürdü bu isyan. Memun dönemi bastırılamadı. Mutasım döneminde Türk komutanlar bastırmıştı. Babek böyle isyan ediyor devleti yok etmek için ama Türk komutanlar daha sonra bu isyanı bastırıyorlar. Zındıklar hareketine gelirsem Müslüman görünümlü Zerdüşt, Mani dinine mensup olanlara zındık adı verilir. Zındıklar genelde Abbasi idaresinde yaygınlaşıyorlar ve Küfe'de özellikle çok yayılıyorlar. Ama zındıkların İslam hakimiyetine ilk girdikleri zamanlar genelde Hazreti Ömer dönemi. Çünkü İran'ın fethiyle beraber İslam hakimiyetine giriyorlar. En çok zındıklarla el-Mehdi uğraştı. Hatta Divan-ı Zenadika'yı falan kurmuştu. Ama zındıklarla ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın yine de alttan alta kendi görüşlerini her zaman yaymaya devam ettiler diyoruz. Ek bilgilerimize gelirsek Abbasilerde vereceğimiz son bilgiler. Bermekiler diyorum. Biraz önce onlardan ufacık bahsetmiştik. Farisi bir aileydi. Ebul Abbas'ın halifeliğinden itibaren yönetimde yavaş yavaş ön plana çıktılar. Uzun yıllar vezirlik yaptılar. Hatta biraz önce dedik ki Harun Reşit de onlara büyük yetkiler vermişlerdi. Halifeler bu ailenin ulaştığı güçten etkilenecek ve onları yönetimden uzaklaştıracaklar diyorum. Zenç isyanına geldiğimde aslında Zenç isyanı zenci kelimesinden geliyor. Kendisi aslen beyaz olan Ali bin Muhammed zor şartlar altında yaşayan zenci köleleri, siyahi köleleri organize etti ve devlete çok zarar verdiler. Hatta Karmatiler de bu zamanda ortaya çıkıp sık sık isyanlar yapıyorlar. Zenç isyanı Ali bin Muhammed diyoruz.
Gaznelilere geldiğimde onları neden söylüyorum? Halife Sultan Mahmud'a bir lakap taktığı için söylüyoruz. Gaznelilerde diyeceğim ki Gazneli Mahmud Hindistan'a yaptığı seferlerle zaten ünlü. Kendisi Abbasi halifesini korumuştur. Halifeyi koruma altına alan ilk Türk devletidir. Ve Sultan Mahmud'a halife ne diyor? Nizamüddin, Nasürül Hak gibi lakaplar veriyor. Yani halifeyi koruma altına alan ilk Türk devleti olduğu için Gaznelileri burada söylüyoruz. Abbasilerle alakalı vereceğimiz ek bilgiler bunlardı ve İslam tarihinin sonuna geldik. İslamiyet öncesi Arabistan, Siyer, 4 halife dönemi, Emeviler ve Abbasiler dedik. İslam tarihini görmeye çalıştık. Umarım çok faydalı olmuştur, çok verim sağlamışızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Necm 39'la bitirelim. Her zamanki gibi insana ancak çalıştığının karşılığı vardır.